Hepinize koskoca merhaba arkadaşlar ben nüfus KB yeni bir video ile karşınızdayım bu videomuzda Rise Online'ın Yamanotları ve Galia Mantis ile ilgili bazı detaylar paylaştılar Bunlar üzerine bir rehber içeriği olacak hemen geçiyoruz ona yeni Dorion haritası hayırlı uğurlu olsun diyorlar şöyle bakalım yani biraz daha şeffaflaşmış daha daha, daha tatlı bir şekilde olmuş oyun içi arayüz tasarımları yenilendi. bazı özetler henüz aktif edilmemiş ama gelecek yama ile birlikte aktif edilecekmiş arkadaşlar. Şöyle skill şeyleri falan oldukça tatlı olmuş diyebiliriz. Biraz daha güzel gibi gözüküyor. Leon Heart Her Defender Belt diyor arkadaşlar. Bildiğiniz Iron Belt'in yanından çatlısı arkadaşlar. Güzel bir belt. Eee Dead Valley haritası bosslarından, Clan Dungeon bossundan elde edebiliyormuşsunuz. Güzel. Upgrade Booster yeteneği, pardon Upgrade Booster özelliği aktif edilmiştir arkadaşlar ve bunun üzerine düzenleme yapılmış oranlar düşük oranda düşürülmüştür diyor. Peki bundan nasıl bir değişiklik var? Hemen ona gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Merhaba arkadaşlar. Yeni Upgrade sistemimiz hakkında bilgi sahibi olmanız ve aklınızdaki soru işareti kalmaması adına tüm detaylarıyla yeni upgrade sistemi bilgileri aşağıda yer almaktadır diyor. Ee, yeni upgrade sistem arayüzü aşağıdaki pardon, aşağıda yer almaktadır. Orada bulunan slota eşyayı, kalan boş slota ise arkana scroll ve basacağınız eşyaya iler isteyeceğiniz pardon isteyeceğiniz materyalleri koyabilirsiniz diyor. Şuraya itemi ama buralarda isteyeceği itemi koyuyuz herhalde. Yeni sistemle birlikte preview sistemi güncellendi diyor. Yükseltmek istediğiniz eşyayı ve materyalleri ekleyip aşağıda bulunan preview bölümüne tekrardan eşyanızı ekleyip preview seçeneğini basarak arkadaşlar eşyanızın yükselme başarılı olduğunda kazanmış olacağı değerleri görebilirsiniz diyor. Şu şöyle arkadaşlar gördüğünüz üzere şu ortaya tıklıyorsunuz. Ve iteminiz geçerse onu size e, geçerse iteminizin ne kadar bonuslar olacağını gösteriyor. Üzerinizde bulunan gold ve battle point ile eşyanızın yükseltme oranını arttırabilirsiniz. Örneğin artı beşten artı altıya yükseltme oranımız yüzde elli olarak alalım. Oran e, temsili arkadaşlar. Coins ile yüzde beş arttırma yaptığımızda mevcut eşyamızın yükseltme oranı %52 buçuk olacakmış arkadaşlar mevcut oranın 5'i kadar diyor güzel %8'e kadar yükseltebiliyoruz anlaşılan güzel ee, bu neymiş birisi NP birisi arkadaşlar şey e, gold gold <laughs> diğer şeye geldik craft alçının meslekleri stil Potyon, ya bildiğiniz arkadaşlar üretimi eklenmiştir diyor yeni potlar geldi ee, bir sonraki güncelleme ile aktif edilecekmiş Top, toplayıcılık hayvanları ölü olarak doğacak Top, toplanması için skinik mesleği gerekecek diyor çok güzel karakter isimlerinde yazı font değiştirilmiş ana menüye artık H tuşu ile ulaşabilirsiniz diyor güzel ee, Rova kısa yolu H kısa yoluna kaldırılıp F12 kısa yoluna eklenmiş. Yani row açmak istiyorsanız F12 tuşuna basacaksınız. Protean yani bildiğiniz arkadaşlar PVE artısı dediğimiz e, Lunar Scar e, Protean EMC ve arkadaşlar enslatlarında görünüşü değişmiş. Lunar Scar, pardon Protean ve Lunar Scar bölg bölgelerindeki map üzerindeki navigasyon soruları giderildi diyor. Güzel, hoştur. Arkadaşlar burası çok önemli. Grim Reaper, Necromancer, Gantfall, Winged Maiden, Troll Beast, Satyr yaratıkları hatta Haggard haritalarını kaldırıp yerine yeni yaratıklar eklenmiş. Winged, Glomgong, Ogre, Troll, Beast, Iron Throne, Gaza Branch ve Soul'dur diyor. Yeni, yeni mapların görünüşleri de şöyle. Daha tatlı, daha yaratıcı olmuş. Güzel. E, Parti sisteminde hedef işaretleme sistemindeki işaret değiştirildi diyor. Güzeldir, hoştur. E, Rune Upgrade ile ilgili arkadaşlar birazcık değişiklere gidilmiş. Common'da 1 ile 3 arası defans verecek büyük ihtimalle ürünler. Rare'de 4 ile 6, Epic'de 7 ile 9, Unik ise arkadaşlar 10 ile 12 imiş. Güzeldir, hoştur. Burada en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi Health Potion ve Mana Potion. Cooldown süreleri 2,5 saniyeden 2 saniyeye düşürülmüş. Hoştur, güzeldir, tatlıdır. Lunar Scar Kingdom, Protean Kingdom, Hag Hat Hagard, Hattar bölgelerinde tıklama ve takılma sorunları üzerine bir çalışma yapılmış. Ee, Hattar ve Hagar tartası Yer, yer, hani haritasındaki yerin altında çıkan craft malzemeleri düzeltildi diyor. E, Stinger ve Vampiric ve Lizardman ve Black Mami kısaca çöp slotları arkadaşlar yaratıkların XP'si azaltıldı diyor. Güzel ama burada arkadaşlar XP'sin değil drop'un azaltılması lazım. Millet zaten çöp kasmak için giriyor oraya. Affedersiniz bunu da böyle bir araya sıkıştıralım. E, genel bir optimizasyon çalışması yapılmıştır diyor. Ayarlarda DLSS özelliğinde bulunan hata giderildi diyor ve bu arkadaşlar gördüğünüz üzere 23 Ocak 2024 güncelleme notları ve şimdi geldik hemen Galia ve Mantis arkadaşlar. Hemen geldik. Soru cevap, soru cevap şeklinde ilerlemişler burada. 15 Nisan 2022 tarihinde çıktığımız Rise Online World Arward erken erişim yolunda bizlerle olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz diyor. Rise Online yönetimi. Galia ve Mantis sunucuları ile birlikte artık Ryze Land World Oficial sürümünü sizlere sunmakla gurur duyuyoruz. Galia ve Mantis sunucuları 26 Ocak 2024 akşamleyin saat 6, 6'da sizlerle işte Galia ve Mantis sunucuları hakkında tüm merak ettikleriniz diyor. Galia ve Mantis sunucuları için ön kayıt sürecinde bunu burada değmişler. 24'ünde arkadaşlar yani bugün. Ee, saat 10 tarihinde başlayacak. Darusu 10'da bugün saat 10'da başlayacak. 26'sında saat 6'da bitecek arkadaşlar. Ee, ön kayıttan yararlanmak için hesabınızda 1000 rice cash olması zorunludur diyor. Arkadaşlar 1000 rice cash istemiyor. 1000 rice cash hesabınızda bulunması gerekiyor. Eğer ki yeni sunucularda karakterinizi açacaksanız diyor yani yeni sunucuları karakter açacaksınız. Hesabında belirtilen Rise Cash bulunmayan oyuncular 26.01 saat 6 6 da diyor karakterlerini oluşturabilecekler. Hesabınızda bulunan Rise Cash'leri daha sonra kullanabilirsiniz diyor. Yani hesabınızı açtıktan sonra o 1000 Rise Cash'i arkadaşlar harcayabilirsiniz. Ön kayıt olan ön kayıt olan Kullanıcılar galya ve mantis sunucularına %5 %2 def ve %2 monster atak bonus özellikle 3 günlük regalia 3 günlük 3 adet reset scroll ödülü kazanacak diyor. Her hesap bir sunucuda geçerli olabilir. Galya sunucusunda oluşturan arkadaşlarımız mantis sunucusunda oluşturamaz yeni bir hesaba ihtiyacınız var. Arvar sunucusunda aktif olan hesabınız ile iki sunucudan sadece bir tanesini seçebilirsiniz arkadaşlar. Galia ve Mantis e hakkında sorulan sıkça sorular ve Rise Online yönetiminin verdiği cevaplar. Galia Mantis sunucuların açılış tarihi ve saatleri diyor. 26 Ocak saat akşamleyin 6 Galia ve Mantis sunucularımız erişime açılacakmış. <laughs> Galia ve Mantis sunucuları ön kayıt süreci olarak mı şartlar nelerdir diyor. Burada kısaca okuduğumuz her şey geçerli. Cevap 2 Galio Mantis sunucuları ön kayıt. Yani bugün saat akşamleyin 10'da başlayacak. 26'sında saat akşamleyin 6'da bitecek arkadaşlar. Yararlanmak için bir rastgeç zorunludur diyor. Hesabınızda belirtilen rastgeç bulunmayan diyor 26'sında karakterlerini oluşturabilecekler hesabınızda bulunan rice geçleri sonra kullanabilirsiniz diye buraya CTL ve CTL pardon CTLC ctrv yapmışlar kopyala yapıştır Galio Mantis sunucuları level kaç kep olacak arkadaşlar 75 kep ile başlayacak ilerleyen aylarda level kep duyurulacak arkadaşlar Arvar sunucusunda hesabımız daha yüklü olan premium sürelerini yeni sunucularda kullanabilecek miyiz Evet, Arvar sunucusunda hesabınıza yüklü olan premium sürelerini yeni sunucularda kullanabileceksiniz. Arvar sunucusuna mağaza çantanızda oyuna gönderemediğiniz premium hediyelerini yeni sunucularda kullanabilirsiniz. Beşinci soruya geldik. Arvar sunucusunda hesaplarımızda olan geç bakiyelerini yeni sunucularda kullanabilir miyiz? Evet arkadaşlar, Arvar sunucusunda yüklediğiniz ee, ve hesabı, hesabınızda yüklü olan raiz Cash bakiyelerini Galium Mantis'te kullanabileceksiniz. Altıncı soru: Alvart sunusunda satın aldığımız ancak mağazam, mağazamızda çantamızda bekleyen ürünleri yeni sunucuda geçerli olacak mı? Yani kullanabilecek miyiz? Evet, ancak be, belirli bir kısıtlama olacak. Alvart sunusunda kazandığınız hediyeler harici mağaza çantanızda olan tüm ürünleri kullanabilirsiniz büyük ihtimal arkadaşlar bu e, neydi onun ismi ya Lucky Draw'dan kazandıklarınızı kullanamayacaksınız galiba yani etkinlik ben buradan bunu anladım Galio sunucularında craft e, seviyeleri 40 olacak arkadaşlar onun dışında yeni sunucularda sunucuların giriş hani gelişiyle birlikte Arvar sunucusu kapanacak mı? Hayır. Arvar sunucusu kaldığı yerden devam edecektir diyor. Onun dışında Arvar sunucusuna Twitch oyun içi kazandığımız mağazamızda bulunan hediyeleri yeni sunucularda kullanabilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Kazandığımız ödüller sunucu bazlıdır. Farklı sunucularda geçerli değildir diyor. Arvar sunucunda hesabımıza yüklü olan Rova süre ROV sürelerini yeni sunucularda kullanabilecek miyiz? Hayır arkadaşlar. ROV yeni sunuculara özel değil arkadaşlar. Su, sadece su, hangi sunucuda aldıysanız orada kullanabilirsiniz yeni sunucularda ROV'a her kanalda aktif olacak mı diyor yani ROV arkadaşlar her kanalda aktif olacak mı hayır yeni sunucularda her kanalda aktif olmayacak her kanalda bir e, her kanalda bir kamplarda aktif olmayacak gerek duyulduğu takdirde ROV çalışmayan kanalların sayısı arttırılacak yani arkadaşlar birinci kamplarda zaten ROV kullanıl, kullanılmıyordu e, diyor ki hani eğer ihtiyaç duyulursa ROV kullanılmayan e, kamplar arttırılacakmış. Zaten diğer, diğer, kamplarda kullanılıyor biliyorsunuz. Yeni sunucularda Inferno Temple, Crystal Fortress, Blood Valley etkinleri aktif olacak mı? Yeni sunucularda Inferno Temple, Crystal Fortress, Blood, Blood var etkinleri ilk girişte aktif olmayacakmış sırasıyla duyurulacak, aktif edilecektir diyor. Sunuculara giriş premium zorunluluğu bulunacak mı diyor. Hayır herhangi bir premium şartı bulunmayacak. Ee, yeni sunucularda krallık sistemi aktif olacak mı? Galia ve Mantis sunucuları birinci ayını dolduran pardon doldurduktan sonra krallık si sistemi aktif olacakmış yani. Ee, zindanlar sunuculara özel mi olacak? Tüm sunucularda zindana giriş yapabilecek miyiz diyor. Zindan hakları hesaba öz özgüdür diyor. Örneğin Arvar sunucularda zindan haklarınızı Doldurduysanız Galvez mantis sunucusunda bir sonraki günü beklemeniz gerekiyor diyor. Yani arkadaşlar zortingen straize. Ee, yeni oyuncularda eş pardon yeni sunucularda eşya yükseltme sınırı e, takı sınırları olacak mı diyor. Kıyafetlerde darzu unik kıyafetlerde art 8 epiklerde art 8 rarrelerde art 8 commonlarda arkadaşlar gördüğünüz üzere artı 9. Takılarda, rare takılarda arkadaşlar artı 2, Epic takılarda artı 2, unik takılarda artı 2 olaraktan başlayacak. Ee, kıyafetlerde artı 9 upgrade Dars artı 9 unik upgrade artı 9 dokuz... <coughs> Epic upgrade e, ee, artı 9 rare upgrade limiti 15 Şubat 2024 tarihinde aktif edilecek. Takılarda artı 3 rare upgrade, artı 5 epic upgrade, artı 5 Unique upgrade. Arkadaşlar 15 Şubat 2024'te aktif edilecek diyor da bundan x de ha bundan bir, bir tane şey takı bir tanesi de arkadaşlar şey Nidun ismi normal tam. 18. soruya geldik. Galia ve Mantis sunucuları birbirinden farklı mı olacak diyor. Hayır. Yapısal olarak Galia ve Mantis sunucuları aynı olacak diyor. Şimdi. Ben burada demiştim ki. Her şey okey. 10 numara 5 yıldız. Tek sıkıntı var arkadaşlar. Lavo da bu rahatsızlığını dile getirecek bu arada. Arkadaşlar şimdi bu rahatsızlığın farkında değil kendisi. Ama Levo dahil. Birçok yayıncı arkadaşımız bu, bu rastlarını dile getirecektir. Her job kendi takılarını kullanmalı demiştik. E, Epic takılarda bu düzenleme yapıldı ama unik takılarda bu, bu düzenleme yapılmadı. Eğer ki düzenleme yapılmazsa arkadaşlar, mageyi tanklaştırmak yani kendi takılarıyla ta, tanklaşabilir değil mi? Warrior takısı kullanması ne alaka? Veya priest veya işte eee rogue sınıfı olsun bir tank takısı takması ne kadar abes bir durum. Yani ben biliyorsunuz Rise Online videoları çektiğimde hep demişimdir. VS süreleri arttırmalı, arttırmalı da sen ye yeni takı getir. Yeni uğraşlar getir oyuna. Ama tankın takısını tank ta taksın. Rogier'in takısını Rogier e taksın abi. Böyle saçma sapan bir build olabilir mi? Onun dışında arkadaşlar Optimizasyonla ilgili bir çalışma yapılmış diyorlar Ama Oyunda Büyük ihtimal girdiğinizde gene Bir kasma etme bir şeyler olacaktır e, 26'sında oyuna girdiğinizde diyorum bu arada Umarım hakkımızda hayırlısı olsun diyelim Genellikle Şu var e, Kötü eleştirmek tabii ki de istemiyorum ama şu bin rice olayı birazcık can sıkıcı olmuş. Yani burada bir vurgunlaşma mı söz konusu? Tamam bir taraftan güzel bir şey. Yani ama biz buna diyoruz ki şimdi bin kişi bulunması zorunludur diyor. 26'sında kayıt yaptırabilmek için. 26'sında karakter açmak için de ra rast bulunmaya kullanıcı, kullanıcılar diyor. Abicim sen bu ra rast ya hiç alma bakın hiç alma ya da genel yap. Bakın hmm. genel yap. Çünkü neden dersen zindancılar gelecek. Bakın zindancılar gelecek. Troll kesim gelecek. Toksik kitle gelecek. Abicim Şartlarınız bir katı oyun'a hele ya sen de ufi kalınlığı yapmışsın açmışsın kurallarınız biraz daha katı olsun sözlerinizi biraz daha hızlı tutun 10 numara 5 yıldız bir şekilde soruları cevaplamışsınız cevaplar da güzel ama eksikler var güncelleme notlarında eksikler var Yeni map yapmışsınız eyvallah ama denge ile ilgili hiçbir şey yok Güncelleme yok. Karakter dengeleriyle ilgili hiçbir güncelleme yok. Biz bunu gördük. Bundan sonraki yamada olur mu bilmiyorum. Ama sizin bir beyler hatırlatayım bir klas denge sorununuz var. Yani hatırlatayım. Sizin bir klas denge sorununuz var. Açık ve net. Drop, drop rate sisteminde de sıkıntılar var mı? Var. Yeni başlayan oyuncular, eski oyuncular bir süreden sonra bunun farkına varacak. Gerek zindanlarda olsun hele, zindanlarda. Bir yıl, iki yıl boyunca drop düşüremeyen arkadaşlarımız olacak. Valla arkadaşlar siz bilirsiniz ama beni tatmin etti mi? Evet, büyük çaplı tatmin etti ama etmeyen yönlerde azım sanamaz. Bakın azım sanamaz. Bir sonraki yama ile birlikte yani ben bu yamaya diyeceklerimiz az sınırlı arkadaşlar öyle söyleyeyim. Diyebileceğim sözler sınırlı. Diyeyim hani 10 üzerine kaç verirsin? altı veririm abicim. 7 olmaz. Zorlasam olmaz 7. Bak 7 puan olmaz. Zorlası olmaz. Öyle söyleyeyim. 6 puan veririm bu e, güncelleme ve bilgilendirmelere. Onun dışında bir şey yok arkadaşlar. Upgrade sistemini beğendim. Skinning yani bu derecelikle ilgilisini beğendim. Yeni mobları beğendim de. Sen bu yeni mobları ekleyeceğine karakterlerle ilgili bir detaylar, değişimler, yenilikler ekleseydin ya. Asans sınıfını şöyle oldu. Mage sınıfı ile ilgili şunu yaptık. Odur budur. Bir düzenleme getir. Daha yayıncılarınız adam akıllı PK'ya çıkmadı. çöp bir meşten 2K demeyici, 1.5K demeyici o yüksek zehir hasarlarını bir yesin. Siz o, zaman şikayetleri görün. Asasların o yüksek demeçleri bir görsünler. O zaman siz şikayetleri görün. Varıyoruz sınıfına dedik ki defansif özellik lazım. Yok. Abicim bir Rogi'ye Warrior'a 5k atabilir mi DB'siz? Kritikle birlikte. 5k atabilir mi? Veya işte 6k atabilir mi? Veya iki asas bir partinin içinden geçebilir mi? Geçiyor. Geçiyor abi geçiyor ya. iki asas bir partinin içinden geçer mi? Geçiyor. Toğuna düşürebilir mi? Düşürüyor. Hani siz neyin reklamını yaptığınızı bir zahmet bir açıklarsanız. Yayıncılarınızı pohpohlayacağınız diye oyunu içine etmeyin beyler. Gerekli düzenlemeleri yapın lütfen. Bakın gerekli düzenlemeleri yapın. Şimdi Usko tarafına baktığımızda Usko'nun çok fazla bir eksiği yok. Sadece mevcut problemleri düzelse yetiyor oyunculara. Bakın mevcut sistemin sıkıntılarını çözse yetiyor. Oyuna yenilik getirmesine gerek yok uskonun. Ama siz daha iki yılınızı doldurmuşsunuz. Yeni sunucuları hadi açmışsınız. Bakın hadi açmışsınız. Abicim dengeyle ilgili bir şey yok. Takılarla ilgili bir şey yok. Yani bildiğiniz ben bu kadar şeyi şunu e, arkadaşlar bildiğiniz FX güncellemesi gelmiş komple oyuna sil baştan FX güncellemesi gelmiş başka da bir, bir bok yok güncellemede açıkça söylemek gerekirse hani güzel güzel diyorum da açık konuşmam gerekiyor görsel resimsel bir güncelleme gelmiş ama bu görselleri, bu görsellerle doldurmuşsunuz yani şu sayfalara. Keşke dengelerle, hani bir şeylerle farklı içeriklerle doldurursaydınız. Yani şuraya baktığımızda bir adam akıllı, bir tane item eklenmiş, yeni upgrade sistemi aktif edilmiş. Onun dışında adam akıllı bir şey yok. Komut sistemi biraz daha belirginlenmiş. Yani şu mobların denişimi kimin işine yarayacak? Ne olacak yani? Veya X oranı azaltıldı diyor. Abicim burada insanlar bu slotlarda insanlar çöp kasıyor. XP kasmıyor. XP kasmıyor ya yanlış anlamayın bak. XP kasmıyor. Hani kim size insanlar bu slotlarda XP kazıyor dediyse ve siz de buna kandıysanız saçmalık olmuş. Burada bu slotların droplarının düşmesi gerekiyordu. Bakın bunların düşmesi gerekiyordu. Rünlerle oynamışsınız. Güzeldir, hoştur. Bak güzeldir, hoştur. rünlerle oynamışsınız. Onun dışında bir şey yok. Abicim çöp gibi güncelleme yapmışsınız bildiğiniz yani. Siz o kadar zaman bu yama için mi milleti beklettiniz? Yani bakın arkadaşlar o kadar zaman zarfında biz Yani tamam ben arkadaşlar kendime dışarı yattım şu anda. Bu oyuncuları bunun için mi beklettiniz şu bin rice cache'in cache başlangıç aşamasına ön kayıt için 1000 rice cache şart koyuyorsun da 26'sında karakter, karakter sen niye 1000 rice cache koymuyorsun şartı? He? Yani millet bir abicim yani anlamadım ben bir şey hiç hiçbir şey anlamadım. Şuraya bir göz doldurmak için regeliyadır falan sıkıştırmıştınız. E bunun arkadaşlar uzunu kısası ötesi berisi yok ee, güncelleme güncellenememiş maalesef öyle söyleyeyim Güzel güzel diyorum ama pek de güzel bir tarafı yok bu güncellemenin sadece görsel ve e, hani nasıl cebimize üç kuruş beş kuruş fazla sokarız derdine düşmüş aralıdır rajzonla yöntemi Klas dengesi ile ilgili dediğim gibi hani bir birçok sorun olması e, var ve bunların üzerine bir güncelleme gelmemiş ama sa saçma sapan maddeler eklenmiş saçma sapan ee, nasıl diyeyim görseller eklenmiş abicim sizin güncelleme dediğiniz bu mu tamam bu da bir emek de siz boş boşuna yapmışsınız bunları boşu boşuna bir görsel şey nasıl diyeyim görsel iş yükü hani gereksiz bir iş yükü yapmışsınız yüklemişsiniz kendinize yani arkadaşlar şu görsel olmasaydı olurdu. Onun dışında e, kısaltma tuşları vesaire Tamam bunlar es geçiyoruz. Şun yani arkadaşlar olması gereken olurdu diyorum da hani zaten hani neyi eleştirdiğimi biliyorsunuz. Fazla uzatmayacağım. Kendinize cici bakın. Allah emanet olun. Ben gereken şekilde konuştum. Bakın gerekli şekilde anlattım ve gerekli şekilde konuştum. Kendinize cici bakın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Düşüncelerinizi haksız mıyım, haklı mıyım? Veya ki benimle aynı düşünceyi paylaşan arkadaşlarımız kimler? Lütfen yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Seviyorsunuz.